Bu aracımız da SCX24. Unimog'lar tabi zamanında askeri araçlar olarak üst düzey performanslı olarak arazide kendini kanıtlamış bir araba. Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Yeni bir proje aracımızıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu aracımız da SCX24, yani 1.24 ölçekli RC4VD'nin arabası arkadaşlar. Bunu biz 3 boyutlu yazıcımızda kasasını, kepini, işte aksesuarlarını yazıcımızda yaptık. Aracımızın uzunluğuna göre ayarladık. Bu şekilde hazırladık. Çok tatlı, keyifli bir araba oldu arkadaşlar. Bunun da biraz arazi performansı, tabii diğer 1.10 araçlar gibi çok böyle üst düzey performansı yok. Ama küçük böyle ev içerisinde parkur vesaire oluşturursanız oldukça keyifli bir araba oldu arkadaşlar. Şimdi bunun aynı şekilde bizim 1.10 aracımız var. Bir de 1.6 ölçek aracımız yakında gelecek. Proje aracımız o da aynı şekilde. Onun çalışmaları şu an devam ediyor. Resim video şu an paylaşamayacağız. Bittiği zaman muhteşem bir video hazırlamış olacağız. Aynı zamanda da gerçek ölçekte 1.10 bir Unimog bulduğumuz zaman çok detaylı bir video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Unimog'lar tabi zamanında askeri araçlar olarak üst düzey performanslı olarak arazide kendini kanıtlamış bir araba. Aynı zamanda karayollarda bu aracı çok fazla kullandı. Şimdi yeni nesilleri vesaire de var. Biraz daha farklı araçlar da var ama bu aracın arazi performansı diğer 4x4 kamyon tarzı araçlarda, bu tarz Unimog tarzı büyüklükte araçlarda oldukça fazla. Unimog araçlarımızda gerçek araçlardan bahsediyorum. Portal akslar var. Yani aracın dingil mesafesi biraz daha yukarıda. Dingil mesafesi burada ama tekerlerin göbeği burada. Yani oradaki mekanizma sayesinde aracın ortasının yüksekliği çok fazla. Yani 40-50 santim var. Şuraya bir resim ekleriz. Aracın yerden yüksekliği çok rahat bir şekilde insanın böyle oturabileceği seviyeye kadar yükseklikleri var. Hal böyle olunca arazideki tırmanması, eğilmesi, işte çukurdan geçmesi vesaire oldukça performans gösteriyor. Ve Unimog gerçekten Unimog yapan o özellik. Hem 4x4 olması, arazi vitesinin olması, diff kit devrinin olması, 4 tekerin aynı anda dönmesi, ön ve arkayı ayırması, İşte arazinin şartlarına göre kendini ayarlaması gibi birçok özelliği olan bir araç. Tabii bizim bu araçta 4x4 özelliği mevcut. Diflerimiz vesairemiz kilitlenmiyor. Aynı zamanda tek vitesli bir araç. RC4VD'nin kumandalı bir aracı. Bu aracımız daha önce bizim Eskişehir'de Enman yarışında birinci olduğumuz araç. Aracın orijinali bu. Buna dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım. Bu halden, yani bunun alt yürüyen kısmı bu sarı arabanın alt şasisiydi. Biz bunu söktük. Üstüne Unimog'umuzu montajını yaptık. Şimdi bu tarz projelerde bizim 3 boyutlu yazıcılar, biliyorsunuz, elimiz ayağımız bütün çizimlerini vesairesini, ayarlamalarını, kasasını, işte tamponunu vesairesini, koltuğunu, iç döşemesini yazıcımızdan yapabiliyoruz. Bu konuda da bizim 3 boyutlu yazıcılar gerçekten büyük destekçimiz. Bu tarz farklı projelerde de eğer istekleriniz vesaire olursa, kepleriniz veya farklı araç projeleri olursa o konuda da yardımcı olabiliriz. 3 boyutlu yazıcılarda aynı şekilde sizler içerisinde çalışmalar yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin aracın arazi performansına geçelim. Minik canavarın, daha sonra tekrardan beraber olalım. Şimdi gelin araziye gidelim. Kalbimiz çarpıyor, heyecanla doluyoruz. Lütfü
tutku. Evet arkadaşlar, aracımızın, minik canavarımızın arazi performansını izlediniz. Hareketler vesaire görmüşsünüzdür. Oldukça keyifli, güzel bir araba oldu. Bunun yine aynı şekilde amortisörleri vesairesi diğer bizim araçlar gibi arkadaşlar. Bunların hepsi çalışıyor ve bütün tekerler dönüyor. Ha, tabii arazide diğer araçlar gibi o kadar esneklik bunda yok ama boyutuna göre bunun da bir 2-3 santimlik bir şeyi var. Amortisör esneme payı var. Önceki aracımızda Toyota Lixus'umuzdu. Bunu şu an boşa düştü. Aslında bu kep buna da oluyor aynı zamanda ama şu an aracımızda bu bağlı. Sizler de bu tarz projeleriniz veya bu tarz araç istekleriniz olursa bize ulaşırsanız yardımcı oluruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.